Işık sistemlerinde elektro inanılmaz bir görsel efekt. Burada Trabzon'da müthiş bir atmosfer altında bu gece devam ediyor. Gong sesini duyduk. İlk round başladı. Haydi Atagün. Elazığlı boksörümüz Mahir Oral rakibini darma duman etti. Şimdi Kayserili Atagün Yalçınkaya. Haydi Atagün. Atagün kariyerinin ikinci maçında ilk maçını nakavtla kazanmıştı. Şimdi karşımızda bir Rus var. 2003'te Macaristan'da Balaton boks turnuvasında birinci olarak serüvenine başlamıştı Atagün Yalçınkaya. 1986 doğumlu, sadece 22 yaşında. Gelecek vaat ediyor Atagün Yalçınkaya. Sol direkler, aparkat. Rus iyi eskivler yapıyor. Gardını düşürdü. Yumruk tutturamadı. En sonunda bir sol kroşe vurdu Atagün Yalçınkaya. Sevgili izleyiciler, Sinan Şahmin Sam yorumlarına Selçuk Aydın maçında devam edecek. Sağ kroşe vurdu. Sesi kulaklarımıza kadar geldi. Bravo Atagün. Olimpiyat ikinciliği. Büyük bir başarı. Aparkat tutsa, bakın gardı ne kadar düşük. Hakem buna bir dur demesi lazım. Evet, uyarıyor. Tam zamanında uyardı. İki boksör de kırmızı eldivenli ama Atagün Yalçınkaya mavi köşede, rakibimiz Rus kırmızı köşede. Bir sağ kroşe tam kulağının üzerine. Atagün şimdi rakibin sol direk yoklamaları var. Adım adım kovalıyor Atagün. Dinç son derece önemli onun için. Kariyerinin ikinci maçı kazanmalı. Rakip iyi kaçıyor ama yumruklardan. Sağ kroşeyi tutturamadı Rus. Rus Rabin sol direk uzatıyor. Atagün cevap verdi. Bir sol direk yedik, aman. Aman aparkat. İşte bakın, çok iyi kaçtı orada. Bravo Atagün. Sağ kroşe çeneye gitti. İkincisi, üçüncüsünü deneyecek. Rakip adım adım geriye gidiyor. Rakip de son derece iyi bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Aldığı yumruklar var ama zaman zaman da çok iyi eskivlerle kaçıyor yumruklardan. Aparkat Atagün Yalçınkaya. Bir tane daha deniyor. Sürekli aparkatlarla. Özellikle bu vuruşların ardından attığı sol kroşeler rakibi perişan ediyor. Trabzon'da büyük destek var. Herkes Selçuk Aydın'ı bekliyor. Kıtalar arası şampiyonluk maçına çıkacak. Hem de çok güçlü bir rakiple. İplere attı kendisini Atagün Yalçınkaya. Gardı kapalı. Biraz dikkatli olması lazım. Son saniyeler derken roundu bitirdik. İyi başladı. 38 numaralı forma. Memleketinin plaka numarası. Şortunda 38. Mavi köşede Kasım Robert antrenörü. Burada gardını zaman zaman çok iyi kapattığı gibi rakibe attığı aparkatlarla da şu ana kadar iyi götürdü maçı. Kazandım diye bir şey yok. Sergey Tasimov'u 11 Mart tarihinde 3. roundda mağlup etmişti. Bu arada Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ekranlarınıza geliyor. Mehmet Atalay, sevgili izleyiciler, bir Trabzonlu, Of doğumlu, 1965'te dünyaya geldi. Gençlik Spor Genel Müdürü ekranlara yansıdı. Olimpiyat Komitesi'nde de icra kurulu başkanlığı bulunuyor Mehmet Atalay'ın. Şimdi burada ikinci rounda geldiğimizde Atagün ilk 25 saniyeyi böyle geçirdi derken bir sağ kroşe. Değişik bir açıdan geliyor ekranlarınıza. Sol kroşelerle bir denemede bulundu. Rakibi yine aldı karşısına.
O kadar çok isabetli yumruğu var ki Atagün Yalçınkaya adeta şov yapıyor ve rakibi indiriyor. Bravo Atagün. Bravo, mükemmel. Kırmızı köşeye gitti bu arada. Şaşırdı tabii. Beyaz köşe. Yani tarafsız köşeye gitmek zorundaydı. İlk knockdown'umuzu yapıyoruz rakibe. Şimdi bir aparkat daha. Atagün Yalçınkaya. Kombinasyonları harika. Şu ana kadar elinden geleni yaptı. Süpersin Atagün. Sol direkt tekrar Rus'tan. Rus Ravil. Ama gardı o kadar iyi, o kadar kapalı ki kolay kolay yumruk almıyor. İşte burada rakip tekrar gardını düşürerek, hatta bel seviyesine kadar düşürerek yumruk almama çabasında. İşte müthiş kombinasyonlar. Zaman zaman rakibin bloğunda kalıyor ama aralardan isabet bulan yumruklar işte böyle indirir rakibi. Hakem sayıyor. Hakem tekrar sayıyor. Atagün kaldığı yerden devam etmek amacında. Atagün kovalıyor. Şimdi bir aparkat denedi. Arkasından tekrar yükleniyor. Ve rakibi bir daha diz çöktürüyor. Ve bak gidiyor, knockout. 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 Atagün Yalçınkaya İşi böyle bitirdi. Ayağa kaldırdı tüm tribünleri. Türk bayrakları. Trabzon'da 2000 boksever tribünlerde. 19 Mayıs spor salonunda. İlk tebrik Ahmet Öner'den. Arena Box Promotion Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öner. Atagün Yalçınkaya'yı, boksörünü tebrik ediyor. Her şey mükemmel gidiyor. İyi gidiyor. İkinci maçında ikinci galibiyeti Atagün Yalçınkaya'nın. Yan Barthelemy'ye 2004 olimpiyatlarında kaybetmişti finalde Kübalı'ya. Şimdi o Yan Barthelemy ile takım arkadaşı Atagün Yalçınkaya. 17 yaşında final oynayan bir sporcu. Muhammed Ali'den sonra olimpiyatlarda final oynayan en genç boksör unvanı Atagün'de. Şimdi de öyle bir galibiyet aldı ki kariyerinin ikinci maçından da knockout'ta ayrılıyor. Bravo doğrusu. Sevgili izleyiciler, öyle bir gecedeyiz ki burası Trabzon, Karadeniz'in göz bebeği şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden bir tanesi.